Hayırlı sabahlar Akkuş. Hayırlı sabahlar ablalarım, hayırlı sabahlar. Bir şey diyecektim sana. Buyur abla. Şimdi namazdan sonra güneş doğuverince meydanda biz Reşat'ın yargılamasını yapıvereceğiz ya. Diyorum ki sen de bize yardım ediversen, bir hakemlik yapıversen. Şimdi ablalarım ben hukuktan anlamam. Emme Kadınlar Meclisi'nin vereceği her türlü kararın hakka ve hakkaniyete uygun olup olmadığı ile ilgili şahitlik gelebilir. Bu kadar yeter bize. Eksik olma. Ya Reşat ağa zaman zaman sabah namazını kaçırıp durur. Allah'ın izniyle ben giden de bir haber verem gelibeysine. Ya Fazıl, sen kendi işine bakıver. Gerekirse biz gider Reşat'a alığı geliriz. Tabii canım, hem namaz vakti geliyor. Hah, İsmail'le. Nuriye nene nerede? Nerede bırakıverdiniz kadını? Biz İsmail'le olarak kendilerine araç tahsis ediverdik. Kendileri onunla geliverecekler. Ne aracı lan? Aha. Gel. İşte Muhtar abla. Araç budur. Bu ne böyle? İsmail'le alıverdi beni. Çok güzel geldim serin serin. Sen ne et veriyorsun? Olur mu böyle şey? Çok güzel kız. Şimdi ablalarım sonra konuşsak. Malum namaz vakti. Buyurun. Hadi bakalım. Aga nereye yavrum? İsmail'le. Gel, gel bakayım gel. Bir şey mi oldu, yoruldun mu? Haydi. Enişte. Enişte kalk. Enişte kalk. Enişte kalk. Oğlum Ferdu ne yapıyorsun ya? Böyle adam uyandırır lan. Hadi kalk, çok önemli işimiz var bugün, kalk. Oğlum daha yeni yattık ya. Yardım şey yap. Ferdu. Haydi millet uyanın. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz teyzeciğim? Köy meydanına teyzeciğim. Günaydın. Abi kalkın kalkın. Günaydın. Lan oğlum sabah sabah karga yemeden ne işimiz var köy meydanında ya? Erken kalkan yol alır baba. İçimizde bir tane akıllı adam yok mu ya? Abi ya. Ne var baba, sensin. Sabah şerifleriniz ayrı olsun. Senin de. Uyandın ha? Uyandım da oğlum öyle insan mı uyandırılır lan? Bir şey saldırdı sandım yani. Oğlum baygın mı ya cücü? Oğlum kalksana cücü. Kalk kalk kalk. Of doğru ya, nasıl yatar ha baygın baygın. Of. Uyandım. Sağ ol, öyle uyandırma oğlum bir daha ya. Korktum, ayı saldırdı zannettim. Oğlum dur lan yavaş. Mesaj gönderiverdim, aldın mı? Yoo. Lan kaç. Karıla seni almaya gelip durur. Mahkeme kuru verdiler, seni yargılayacaklar. Değil mi lan? Çabuk ol, elleri kulağında geliyor la. Kapat, kapat telefonu, kapat. Beni tutma, kapat. Merhaba. Merhaba. İmam efendi nerede acaba? Camide. Ha. Baba. Ha. Siz oturun, ben geliyorum şimdi. Tamam lan, sabah köründe uyandırdın zaten. Bana bak lan. Dönmediniz mi siz hala? Yok, vazgeçtik. Sen bizi neye kandırıp durun arkadaş? Niye kandırayım canım? Fikir değiştiremez mi insan? Hayırdır gençler? Caminin önünde münakaşa mı ediyorsunuz bakın?
Yapma. Yok, estağfurullah hocam, olur mu öyle şey ya? Estağfurullah İmam Efendi. Ecik sesimiz yükseldiyse kusura bakma. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk İmam Efendi. Hayırdır? Ben size bir şey danışmak istiyordum. Arkadaşlar izin verirse bize. Veriyoruz veriyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi abi. İmam Efendi, ben de size geliyordum. Babam da düzgün amcanları asla çık biliyorsunuz. Siz ayrıcılık etseniz de barışsalar, kötü ölüp olmasalar köylüye. Hay sana helal olsun. Önce aralarını bir ısıtmak lazım. Sonra onları barıştırıveririz. Hay sana helal olsun. Sen bekle. Ben şimdi geliyorum. Çok sağ olun. Ben bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Bugün de geldi ya. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kasvetmeyin ya. Bay Fikri, hadi seni eve kahvaltıya götürüver. Yok, istemez kahvaltı falan, eksik kalsın, sağ ol. Sen bilirsin. Müsaade edersen Göktegül oğlumla gidelim, onunla az çıkışım var. İyi, nasıl istiyorsan yap hadi. Enişte, ben de kahvaltıya gidebilir miyim? Karnım çok acıktı da. Git git. Buyurun, siz de buyurun. Baba, ben de gideyim mi? Git, sen de git, ben helaya gideceğim zaten. Araban küçük ya, tuvalet de küçük. Duyulur diye biraz sıkıntı yaşıyorum. Hadi buyurun gidelim, buyurun, buyurun. Hadi. Koptu gel teyzeciğim. Yüzü geç, şey amcanın yanına. Bana bak, tespit çocuğum senden ne istiyor, aklını seninle bozsun. Ya Elmas'ım, yani görüyorum benim bir suçum yok, onlar bana asılıyor ya. Cık, yapma artık, hadi yürü ya, hadi. Aba kız, çık artık. Senelik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Altıma edeceğim şimdi. Çıkamıyorum. Çiğ köfte içimde içli köfte şeklinde bürünüverdi. Çok kötüyüm yaprak. Ne yaptın kız orada sen? Abi, abam var ya, çok kötü oluverdi. Onu bekliyor. Beni bak, ben böyle Marmaris'e gideceğim. Oradan Fethiye'ye geçeceğim. Oradan Köyceğiz'e gideceğim. Soran olursa ne zaman geleceğini bilmiyoruz dersiz, tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Nereye gidip durun lan Reşat? İşlerim güçlerim var benim. Kadına hesap vereceksin, hiçbir yere gidemezsin. Ne olup dur abi? Ne olup durun? Bir tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah ya. Abinin böğün meydanda, kadınlar meclisinde yargılanması var. Oraya gidip duruz. Kadınlar. Kadınlar, kızlar. Bir dakika, kadınlar. Ulan bu nerenin jandarması kızlar? Bir dakika. Bir dakika. Bir durun. Tövbe yarabbim, bir durun ya. Ben... Günaydın. Günaydın. Nerede bizimkiler? Abin kardeşim teten düzgün güle gitti. Baban da çömçürmeye. Heh. İyi adam da lafın üstüne gelir. Selamünaleyküm Fikri Bey. Aleykümselam. Baba, Okumuş abi seninle bir şeyler konuşacak da. Ne var bunda, konuşsun. Böyle bir girizgah yaptığına göre iyi bir şeyler söylemeyecek galiba. Olur mu canım? Malum önümüz Ramazan. 11 ayın sultanı. Oruç ibadetlerimizle birlikte hoşgörünün de ayı. Ramazan'da küslüklere son verilir. Bana göre hoşgörü iki taraflı gösterilir. Küslüklerin ortadan kalkması için bir tarafın bir adım atması lazım. Sen bir adım atı ve gö bak karşı taraf sana koşa koşa geliyor. Niye ilk adımı ben atıyorum? Önce o atsın. Ne? Allah Allah. Sabit. Ne sabit fikirlisin sen? Düzgün sene ilk adımı attı ya. Gel kahvaltı edem dedi. Ha, yarım ağızla söyledi. Öyle adım mı olur? Hadi be. Kimi kandırıyorsunuz? Ne söylenin dedim be Fikri Bey. Hadi eve sen. Bir düşünelim bakalım. O da sizin hatırınız için. Heh. Sen bir düşünüver. Sen bir düşün Fikri Bey. Bak gördünüz mü nasıl kandırıverdi bize. He ya. Bizi kandırdı. Yetmedi. Gitti Bengisu'yu da kandırdı. Ne olacak? Ben size bir şey söyleyeyim mi? O kız var ya Bengisu. Emin ediyorum o Ferit'in köye geldiğini öğrenince perişan olur ha. Hakikaten. Aga bu kız ne yaptı acaba ha? Baba bak. Ferit'i bitirecek tek şey o kız ha. Burada. Sende bu kızın telefonu vardı be. Ara bakalım ne diyor. Var.
Benim İsmail. Buralı İsmail. Nereli? Buralı, buralı. Ha, evet. Neredesin sen, İstanbul'da mı? Yok, ben Marmaris'teyim ya. Dönmedim İstanbul'a. Resmen uyuyakalmışım plajda. Geçmedin mi? E ne yapıp durun orada? Gel misafirimiz ol. Vallahi olur. Sen bana konum at o zaman. Eh, tamam. Hemen gönderiyorum. Yetmemiş. Geliyor. Gezine yardım et, gezine. Kızla, üç tabak daha koyun masaya. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın teyzeciğim? İyi. Yerol. Takaya üzgünme bilirsen. Bayan ol. Tabur at. Yakala aslanım benim be. Merhaba kızlar, ben Cüneyt, en küçük kardeşim. Sizin isimleriniz ne? Merhaba, ben Songül. Ben de en küçük kardeşim. Nazgül. Merhaba. Gülgün. Memnun oldum Gülgün. Yani Ferda bana çekmişsin belli. Ne gibi? Gevşeklik bakımından gibi. Hiç kopta gele benzememişsin. İyi. Şey. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. İyi, gidin. Bana bak, sen niye ikide bir bana teyze diyorsun, ha? Ne diyeceğim? Ne haber kız mı diyeyim? İstersen bundan sonra öyle diyeyim. Ne haber kız? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok canım, niye dalga geçerim? Asıl sen niye beni ikide bir de laf sokup durun? Sen ne demeye çalışıyorsun? Hiç. Yani sebebini merak ediyorum. Ben salak değilim. Anlıyorum herhalde. Sen beni basbayağı bir kıskanıyorsun da. Neye kıskanıyorsun onu anlamıyorum. Ben mi seni kıskanıyorum? Seni neyini kıskanayım ben de? Küstah. Köy halkı. Hindi, bizim burada toplanıveme sebebimiz Macir İsmail'in şikayeti üzerine Reşat hesap verecek. Kopta geldi. Reşat'ı beni şikayet ediverdi. Bunu da birleştiriveren. Yok nenem. Kopta gelin kendisi burada olmadığından dolayı vekaleten de iş yapmıyoruz. Birleştiremeyeceğiz. Doğru. Hindi, Dönergillerden Reşat Döner. Macir İsmail'i zor kullanıp tehdit edivermişsin. Sonra da Yaprak'la evlendirmeye kalkmışsın. Doğru mu? Doğru. Doğru emme. Bir sorun bakayım. Niye yaptın? Neye yaptın? Hindi, bu benim Yaprak'ın küpesini benim arabanın arka koltuğunda buldum. Bu Macir'in cüzdanı da benim arabanın arka koltuğunda buldum. Bu Macir'in cüzdanı benim arabanın arka koltuğunda ne arıyorum? Kusura kalmayın emme, bu köyde bizim de bir namusumuz var yani. Doğru diyorsun. Macir İsmail, sen ne diyorsun bu hususta? Emine Allah. Ben cüzdanımı kaybettim, evet. Sayın R'de benim kaybettiğim cüzdanı kendi arabasında bulduğunu söylüyor. Evet. Ama ben bilmiyorum ki. Ya benim cüzdanın onun arabada ne işi var acaba? Reşat de diyor ki, kızın küpesiyle Macir'in cüzdanı aynı arabadan çıkmış. O zaman bu ikisi arabada baş başa görüşmemişler. Tövbe tövbe. Benim diyemediğimin ne diyiverdi işte. Konuş kızım. Ben bu Macir İsmail'le hiç baş başa falan kalmadım. Emme, bizim Gucugar'ın hayaleti vardı ya,
Biz bir keresinde abamla onun hayaletinden çok korku vermiştik. O vakit abimin arabasında bir gececik kalıvermiştik. O zaman benim güpem düşüverdi herhalde. Lan Reşat, sen anlamadan, dinlemeden hüküm mü veriveriyorsun? Ya bu ne dediğini biliyorum mu? Hiçbir şey hatırlıyorum mu? Siz buna ne inanıp durunuz? Hatırlıyorum abi. Vallahi hatırlıyorum. Ya hem bir kere benim tabim acil İsmail'le ne işim oluveli ya? Azıcık şunun tipe bakıverin ya. Bana bak, geç yerine, herkesin ortasında yakacağım beni o sulu beyninle. Reşat, sen konuşma. Sadece sorulara cevap verivereceksin. Hala tehdit ediyorum. İmam efendi, sen ne diyorsun bu hususta? Şimdi Reşat efendi, sen bunların buluştuğunu gözünden gördün mü? Görmedim. Buluştuklarına dair iki denge şahidin var mı? Şahidim yok emme. Makul şüphelerim var. Öyle sana göre makul olmayacak. Oldu mu herkesler için makul olacak. Aksi takdirde günah oluverir. Doğru diyorsun. Macir İsmail, şiddet var mı? Yok. Ne şiddeti? Tövbe tövbe, şiddet olur mu? Emine abla, yani fiziksel bir şiddet var diyemem. Ama ruhsal bir şiddet var baba. Reşat, sen ne edivedin Macir İsmail'e de bakayım. Sen benim bunun ruhuna var. Tövbe tövbe. Ya kırbacı iki şıklatıverdim. Emme bu sütle nasına gelmedi. Yere vurdu, duvara vurdu. Evet. Bedenime bir şey değmedi. Ama ruhuma değdi be abla. Yani korkudan geceleri altıma kaçırdı. Şimdi her şeyler anlaşılıyor. Niye anlaşılıyor? Ne anlaşılıyor? Şimdi bunun ruhunda... Tövbe tövbe. Bunlar benim depsimi çaldılar. Önce depsinin hesabını versin de. Depsi bu da. Yok anasının gözü. Depsi takdim edivere. Depsi meselesi de çözülüverdi. Hindi. Kadınla. Memleketinden buraya babasını aramaya gelip de bulamıyor. Emme bizim köyün kızlağını görünce memleketine dönmekten vazgeçip hanım köylü olmaya karar veren Macir İsmail haklı değerler el kaldırıversin. Hayda. Reşat döner haksız değerler el kaldırıversin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Özellikle de sana Nuriye'nin aldığımı çıplaklar boğazına dursun. Kaç kere aldın lan? Zaten ne zamandır da almıyorsun. İyi ki almamışım. Hem çıplak alacağım hem karşımda uygulanacaksın değil mi? Reşat, sus lan. Hüküm verilmiştir. Reşat döner, suçludur. Emme, cezasını Kadınlar Meclisi'nin toplantısından sonra açıklayacağız. Cezasına karar vermek üzere 15 dakika ara veriyorum. Ya arkadaşlar yine abartıp durunuz be. Sanki Miami mahkemesi jüri toplanacak karar verecek o hara yani. Sana ne diyorum? Hareketlerine dikkat ediver Reşat Döne. Buyurun hanımla. Sevinin lan. Lan siz sevinin ben siz. Emine abla bir şey diyor. Reşat efendi hala tehdit edip durun ya. Azıcık efendi ol bakayım ya. Tamam ya, tamam. Tövbe estağfurullah. Vallahi ziyade olsun kanka. Elinize ayağınıza sağlık yani. Yine felaket şekilde şahane olmuş her zamanki gibi. Afiyet olsun. Kesenize bereket Düzgün Bey. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler kızlar. Sana da afiyet olsun deli anne. Kızla, siz sofrayı toparlar bu. Hadi bakalım. Hoşça gel oğlum. Vallahi elinize sağlık tekrardan. Yok vallahi daha yiyemem. Bayağı tavasa yedim yani. Gel bakalım. Gerçekten ısrar etme Düzgün Bey abi. Yiyemem yani. Gel ya. Gel. İçerim. He, gel bakalım. Dur ya
ben yardım edeyim sana. Ben yaparım. Biz yaparız, sağ olun. Peki madem. Bir şey lazım olursa. Gel bakalım helal. Geç. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar dedenin kıyafetleri. Madem dedenin mirası sana kalacak, sen de bunları al da şu köye iyice bir ısın. Şu köyün havası içine bir sinsin. Al bunları giy. Hadi. Cüceliymiş ya bu çocuk. Ulan oh. 10 numara teşvik ya. Şuna bak ha, kaç metre. Giyelim bakalım. Maşallah. Neyi düşünüvermişsiniz bu motorun Nuriye'nin ne alı vermekle? Bir aşağı bir yukarı canınız çıkıp duruyordu. He vallahi iyi oldu. Ne oluyor be? Ne motoru o? İsmail'le Allah'ın izniyle motor alıvermişler Nuri'nin niye? Hediye olaraktan. He. İsmail'le. He. Kadınlar Meclisi kararını verdi. Olayda şiddet yok, korkutma var. Ondan dolayı ceza fazla ağır çıkmadı gari. Reşat Döner'in cezası şudur. Kendi kardeşi de olsa genç bir kızın günahını aldığından dolayı özür mahiyetinde köyümüzdeki evlilik çağındaki bütün bekar kızlara birer küçük altın alıverecek. Yok ana, küş yani. Reşat Döner, bak tepemin dasını attırma. Bütün o küçük altınları Reşat'a çeviriveririm. Gel bakayım, liste burada. Macir İsmail'in el boyu verdiğin kafa kağıdını da ver be. Hey. Ben bunları almasına alam. Alam emme. Bu İsmail'lerin durumu ne olacak? Ne olmuş lan İsmail'lere? Şimdi bunlar hanım köylü olmak için imtihan olup duru değil mi? İmtihanı geçmek için de neneyi el üstünde taşıyıp durula. Emme bunlar ne etmişler? İmtihandan sıyırmak için neneye motor almışlar. Peki oluyor mu? Olmuyor. Bunun hesabı soruluversin. Doğru diyorsun Reşat. İsmail'lerin Nuriye neneye alıverdiği motor muhtarlığa tahsis edilecek. Köyün ortak işlerinde kullanılacak. Her zamanki gibi İsmail'le Nuriye neneyi el üstünde götürüp getiriverecekler. Emine abla etme ya. Ya olur mu öyle şey, bu başka bu başka. He ya hem ne güzel gidip geliyordu. Olayları çarpıtıyor şu an Reşat Aga. Sus! Sus! Konuşmayın gari. Dava burada sona erivermiştir. Herkeslere iyi günler. Reşat al lan tepsini. Tepsi. Hadi bakalım kızlar buyurun. Ne? Ne dedim sana? Reşat'la ön olmaz değil mi? Al şey ne olsun lan?
bu yaşımda bir tane motorum oluverdiydi. Yandık. Yandık? Bittik oğlum, bittik. Bittik la la. Mahvolduk ya, mahvolduk ya. Size ben bir fikir vereyim mi? Ne fikri vereceksin lan? Bambu. Bambu? Bambu sandalye. Sandalye hafif olsun bari. Minar zaten. Emcikler güllelenmiş. Lan bana bak. Siz hangi İsmail'lerin çocuklarısınız bakayım? Ben hiçbir İsmail'in kızanı değilim. Ben buralıyım. Bunlar dışarıdan gelip odular köye. Hadi lan çabuk yürüyün. Nereler ki satır laf edecektik daha. Sonra konuşuruz babalık. İşimiz acile. Hadi 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 hadi. Hadi. Ya durun be, daha geçmedi. Biz nereye koşuyorsun? Dengusu köye yaklaşmış. Kimseler görmeden karşılayıveren. Lan hep duruyoruz o zaman. Haydi koşun lan. Hadi hadi hadi, hadi bakalım. Baba, hayırdır? Sen ne konuşacaktın onlarla? Yok bir şey yok. Sadece merak ettim. Dalından hindi koparıverdim bey. Aferin. Yıkadım da. Aferin sana. Buyurun bahçemizin mahsulü. Afiyet olsun. Ye de lan, ye sen de ye. Basra! Aa! Efeçek! Hay maşallah be! Basra değil lan, torunu, torunu! Efe geldi, Efe geldi, Efem! Ay, bu halin ne Allah aşkına? Ne var ya halim be? Dedesinin mirasları bunlar. İstanbul'la da gitmeseydi böyle gezeceydi köyde. Ay çok komik görünüyorsun, çıkar Allah aşkına şunları. Niye komik olsun canım? Bence çok güzel olmuş, çok yakışmış. Sağ ol. Bu bizim köyün adetlerinden biri işte, elmas. Teyzem. Herkesin zevki birinci mevki. Ben hoşlanmadım teyzeciğim, çıkarır mısın Allah aşkına? Ya teyzeciğim, bak zaten felaket derecede rahat bir kıyafet ve yani kaç gündür buradayız. Biz elbiselerimiz falan felaket şekilde kirlendi. Yani elleme rahatım lütfen yani, çıkarmayayım şu anda. Oğlum, Rüzgar abiye yıkasın elbiselerini. Yok canım, ne münasebet. Lütfen. Hiç gerek yok. Olur mu canım? Lütfen. Bak, ilk gün bizim yıkayıver kopta gelin elbiselerini. Olur mu canım? Ne münasebet. Ben yıkarım onları. Nerede yıkayacağım? Makine yok ki. Biz derede yıkarız. Mis gibi yaparız. Tabii. Misafirsiniz sonuçta. Biz misafirlerimize iş yaptırmayız. Öyle. İyi, hadi bakalım. Bugün meydanda Arife Pekin'in hazırlıkları var. Gidelim de köye bir efe görsün. Efe! Aha, hey! Ay maşallah be, kalkın yürü. Gel bakalım. Ay maşallah ya. Merhaba. Hoş geldin. Yine ben. Hoş geldin. Seni bizim evde misafir edeceğiz. Senin ev nereden oluyor onu öğrenebilir miyim acaba? Ya biz üçümüz aynı evde kalıyoruz. Bunun evi farklı ya. Ayrı bir evde kalıyor. Bu ayrıntılara dikkat edersek buralı. Ah be Macir. Ah be Macir. Detayı sırası mı indi? Hanımefendiyi kimseye göstermeden sizin eve götürüveren gari. Doğru söylüyor. O zaman şu patikadan arka bahçeden gizlice götürelim. Olur mu? Çünkü meydana gözükmememiz lazım. Ya gizli bir plan da halinde götürülüyorum yani. Heyecan yaptım. Tabii tabii, çok heyecanlı. Şişt, aga hepimiz için hayırlısı, götürelim bence. Kısa, sen arabayı gözden uzak bir yere park ediver. Yo babam, geçeceksin o işi. Ben arabayla falan uğraşmam. Ben bizzat Bengüsü Hanım'ın güvenliğiyle uğraşacağım. Ya sen çok şekersin ama. Şeker değil, helva helva. Bir sus la, bir sus la, helva İsmail. Tamam arabayı ben hallederim, hadi uzatmayın da. Arabadan çaktırmadan vay edin hadi.
Valizim arabada. E ne yapayım lan o zaman? Tövbe tamam tövbe. Lo, sakin ol. Alacağız valizi ya. Aga alın benim geliyorum. Buyurun, 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 buyurun. Aga. Buradan mı gideceğiz? Ay ben korkarım ama. Yok yok bir şey yok, korkacak bir şey yok. Hadi. Olur. Güzel. Bu elbiseleri giydiysen, üzerine bu cizmeleri ayağına çektiysen bunun yürüyüşünün bir şekli şemali var, anladın mı? Şimdi tesbihi bir kere sağ elinde tutacaksın. Göğsünü böyle biraz kabartıp kafayı azıcık böyle sağa yartırtıp, anladın mı? Böyle yürüdüğün zaman vurla, horla, vurla benim diye yürüyeceksin. Veren oldu mu ağa geliyor diyeceksin, anladın mı? Yap bakalım. Vurla, vurla, vurla. Oldu mu? Olduk, olduk. Az kaldı olma. Teyzeciğim, teyzeciğim. Aslına döner misin lütfen? Nasıl laf ya? Estağfurullah İlmaz Hanım. Kopta gel oğlumun aslı burası zaten. Ne alakası var canım onun aslıyla burasının? Teyzeciğim ben fotokopi miyim anlamadım yani. Benim tohumlarım bu köyde atılmış. Unuttun herhalde lütfen yani. Ahay ahay efecek. Ay maşallah. Sen var ya Ecik ne açılsın? Yarınki piknikte en iyi harman dövümü sen oynarsın. Ecik ne ya? Azıcık ya. Teyzem sıfır yani. Kültürel. Öğrenecek canım, ne edelim hadi. Allah'ım yarabbim ya. Şey etme, kıvırma kıvırma. Köy yerinde iyi olmaz. Dik dur. Kıvırma falan kıvırıyor muyum ben ya? Ya ne bileyim hani böyle böyle ediyor muyum? Sen ne yaptın İstanbul'da? Okuyorum. Ne okuyor? İşletme. Neyi okula gitmiyorsun buraya geliyor? Devam zorunluluğu yok. Ya ne güzel. Ya ben de açık öğretime yazılı verdim diye üzülüyordum ama. Senle aynı sayılırız. Başka ne yapıyorsun İstanbul'da? İstanbul'da ne varsa onu yapıyoruz işte. Gülgün, sen ne yapıyorsun? Ben mi? Vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Evde koca bekliyorum. Çok iyi ya, çak. Çak. Delikanlı, sen öz abinlerin oraya gidiver bak. Niye ya? İyiydik böyle. Millet mi? Tamam ulan gidiyoruz. Gevşek. Ya sen Hindi çocuğa niye böyle yapıyorsun? Ne yaptı seni? Don lastiği gibi görmüyor musun? Gevşek. Bilmem Düzgün Bey gevşek adamı sevmez. Erol. Buyurun Nazgül. Ya sen neye böyle yapıyorsun? Misafir o. Hadi sen arkadan gelive. Merak etme bir şey olmaz. Sen öyle diyorsan öyle olsun Nazgül. Cüneyt. Bir gelsene bir şey soracağım. Yaprak. Yok mu deyon kopta gel. Yok abla. Vallahi hiç yok. Ya olsa gözün düzeliği zaten. Kız bana bak. Gözlerin düzeli verdi ya. İyi o zaman. Demek ki kopta gel geliyor. Vallahi geliyor kız. Kopta gel. Dün gece nereye kayboluverdiniz? Ben çok merak ediverdim. Biz azıcık sıkışıverdik. Sonra bir çalı dibi aradık. Ondan sonra geri döndük baktık siz yoksunuz. Biz de en iyisi karavana gidelim dedik. Ya. Kızım müsaade edersen biz bir geçelim. Hadi oğlum yürü. Cüneyt! Ay, Cüneyt hoş geldin.
Hoş bulduk. Anne, neye haber vermedi? Ne bileyim, öyle yani. Gel yürüyelim istersen, şöyle. Maşallah, maşallah. Şuna bak ya. Abi, bu düzgünün yanındaki kim ki? Kopta geldi mi lan bu? Allah o baba. Lan resmen Efe olmuş bu be. Ne oldu lan sana? Efe oldum ya. Ne olacak? Bunları eskiden buban giydi, şimdi de kopta gel oğlum giydi. İyi halt etti. Tövbe yarabbi ya. Tövbe tövbe. Seninle iki dakika konuşuverenmiş o da. Buyur imam okumuş efendi, konuşalım bari. Vallahi abicim kıyafet çok yakışmış ya. Sağ ol lan, sağ ol. Maşallah. Saklı köylü onu beğenmiş. Kız buna bir kız bulu beğensek hanım köylü de olur bu. İnşallah o da olur. Hayırlısı artık yani. Hey hey. Hayırlısı tabii, hayırlısı tabii. Senin gibi delikanlıya köyde kız mı yok, değil mi? Sen şurada baş köşeye bir yere otur be. Yok yok, bizim karavanda bir işimiz var teyzeciğim. Gelir misin sen bir dakika? Şşş, ne işiniz var? Sürpriz, sürpriz enişte, sürpriz. Kopta gel, gelir misin? Gel. Şimdi... Düzgün efendi, malum köylük yerde öyle küslük müslük olmaz. Bana sorarsan Fikri Bey'le sizi barıştırıverem. Vallahi bende küslük müslük yok. Öyle, hani bu zaten Fikri Sabit'in sabit fikirliliğinden kaynaklanıyorum. Senin için sorun olmazsa yarın piknik alanında sizi barıştırıverem. Yok canım, benim için niye sorun olsun? Ben zaten oldum olası küslüklere karşıyım, bilirsin sen. Senin helal olsun. O zaman şöyle yapam yarın. Nasıl? Piknik alanına gittiğimiz zaman orada Fikri Bey'le karşı karşıya geldiğimiz. Kopta gel. Hayırlısıysa inşallah, kısmetse inşallah. Ne demek? Dönende oradan gülüyor. Bu ne ya öyle? Ya bak Elmas, kusura bakma da içinizde rolünü en iyi yapan benim yani. Siz asla rol yapamıyorsunuz. Bak yeminle Oscar türeni olsa Oscar, direkt Oscar ben de... The Oscar kostu kopta gel. Thank you a hundred is... Kopta gel. Bana gel, bana. Ya ama siz yani gerçekten pot üstüne pot kıran sizsiniz. Elinize yüzünüze bulaştırdığınız işi ya. Kopta gel. Ayağını denk al. Yoksa sana o Oscar'ı yediririm ona göre, tamam mı? Nasıl kıskanıyor ya, çatır çatır kıskanıyor beni ya. Ah be yavrum. Sana ulan içimdeki yangını bir bilsen Elmas'ım, of of. Ama ne yapayım yavrum evladım. O ne lan, ne biçim bir şey lan o? Allah Allah. Bu ne lan, böyle uzay mekığı gibi? Allah Allah. Allah Allah. Böyle değişik şeyler var ya. Lan. Dur korkma dur. Allah Allah ya. Mengüsü Hanımcığım, burada gönül rahatlığına kalabilirsiniz. Ya Pamuk Prenses ve Yedi Cineler gibi. Estağfurullah canım. Ya sen çok şekersin.
Bene bak bene. Sen burada kal, kimseye görünme. Biz bir köye ineceğiz, akşama geleceğiz. Ha, okey de oynarız belki akşam. Günün önünde alırız gelirken. Çitleriz acık. Ya gitmeseniz olmaz mı? Olmaz. Eşleştirme olacak. Aşağıda olmamız lazım. Hafif la bu. La bu İstanbullu var ha, işi biliyor ya. Bak çocuk bambu dedi, doğru dedi. Olayım la ben abunu. Bambu la cahil. Abunun yamuklusu dedi ya hafif diye. La vallahi hafif biliyor musun? Geç biraz eski. Olsun. O kolay oğlum. Ben onu şekle şemale sokarım. Siz gidin ben onu halledeyim hadi. Hey. Ne eşleştirme ne olacak? Sana vekalet verdim buralı. Muhtar ablaya söyle eşleştirmeyi benim yerime gerçekleştirsin. Tamam. Akşama bu yetişecek. Eline ne taşınacak? Bir de burada Bengüsü Hanım'a yarenlik ederim. Ya vallahi sen kal. Çayıma şeker ol benim. İyi o vakit hadi. Hadi görüşürüz. Hadi o vakit görüşürüz. Hayırlı işler kısa. Bunu ne yapacaksın? Bunu tahterevan yapacağım. Tahterevan? Öyle işte. Ay çok merak ettim. Birazdan başlayacağım, o zaman görüşürüz. Tamam ama önce birer kahve içelim mi? Olur. Nasıl olacak kahve? Latte yapabiliyor musun? Latte? Ya sen çok şekersin. Şaka şaka. Ben sade olsun seninki. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen git mutfakta kahve var. Bize iki tane kahve yap. Ben de o zamana kadar zımpara bakayım. Heh, olur mu? Ben mi yapacağım kahveleri? Ne oldu? Şaka yaptım. Şaka şaka. Sen geç otur kahveyi ben yaparım. Hadi ben şunları içeri koyayım sonra kahvelerimizi yapayım. Tamam. Fikri Bey. Düzgün Bey'in sana diyeceği bir şeyler var. Buyursun desin bakalım. Şimdi yarın biliyorsun Arife pikniği var. Bak biliyorum. Bir. Ben diyorum ki bu pikniği beraber ediverelim. Sofralarımız bir olsun. Düzgün emmi. Vallahi benden çok yaşı vereceksin. Aynı lafı ben edivereceydim. Hatta dün ettim ama davete icabet eden olmadı. Şimdi benim bildiğim kadarıyla davete icabet sünnettir. Değil mi Fazıl? Reşet abi doğru deyiverdi. Davete icabet çok mühim. Bir mani oluvermedikçe sünnetti inşallah. Değil mi? Değil mi? Anladım Bay Reşat. Senin sünnete Bay Fikri daha sonra gelsin. Olur, olur. Yarın hep beraberiz oralarda. He. Bismillahirrahmanirrahim. Allah çağırlamasın bu ne lan! 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 Ne ettin ya? Bu ne ya? Allah Allah, iyi miyim? İyi misin? Lan yürümeyin lan! Dur bakayım be! Bayılacağım herhalde, bayılacak gibi oldum ya. Tamam, tamam, iyi. Hadi bak, tamam. Kendine gel. Vurmasın Elmas, suç vereceğim. Vurmayın lütfen, rica ederim ya. Kendine gelsin diye yapıyorum. Ne oluyor şimdi? Bu bizim köyün adetlerinden biri. Hindi bu sene evliliğe niyeti olan bekar erkekler niyetlerini belli edecekler. Çok adet var sizin bu köyde de ya. Lan dur daha, bu ne ki? Merhaba ayın. Ah. Merhabalar. Evet. Hah, İsmail'ler de geliverdiler. Emme kısa nerede lan? Ha onun işi var, selam söyledi. Nuriye annemize yeni tahterevan yapıp duru. O yüzden gelemedi, bana vekalet verdi. Buraya vekaleten katılıyorum. Ol
olmaz öyle şey. Bizzat kendisinin burada olması gerekiyor. Bizim köyümüzde vekaletle iş görülmüyor, bilmiyorsunuz mu? Doğru. La kısa bitti lan. Evet, kısa hapı tuttu. Vallahi yandık. Ya başlayacağım sizin manyak manyak işlerinize be. O onu yargılıyor, o onunla onu eşleştiriyor. Köyü tımarhaneye çevirmişsiniz be. Neymiş, kadınlar yönetime el koymuşmuş. Hay kafanızdaki çiçekler kurusun emi. Puh. Sizin de erkekliğinizden utanım ha. Baba, baba nereye? Karavana gidiyorum, uyumaya. Fikri abinin canı sıkılıvermiş. Olabilir. Şimdi biz kendi işimize bakalım. Bu yıl Arife pikniğinde yemek yapmak isteyen bekar erkekler şuraya dizilivesinler. Abi geçiyoruz. Erol. Müsaadenle bey. İyi, niyet senin, ne diyorsun? Sen çıkmayacaksın mı? Yok, niye çıkayım ki? Tamam, var mı başka? Çıkıveren var mı? Ya madem ben de katılayım ya, bir kebap yakın da köylü bir kebap yesin olsun. O zaman başlayalım çekmeye. Muhtar Hanım, acık neşemizi bulalım. Bu sene ben de katılacağım. Reşit, emin misin? Eminim nene. Bu sene evlenmeye niye dedim diyorsun yani? Ya kısmet işte, bizimki makara olsun ama bir kısmetimiz çıkarsa da hayır demeyiz yani. Şey geçiver af. Hadi bakalım geçiver o zaman. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Sonra anlatıveririm. Hadi bakalım başlıyorum. İlk önce kopta gel oğlum için çekiyor. Ahey ahey! Abo! Kim ya? Gop da gele. Döne çıkıverdi. dönenin de gop da gel. Şansı oluverdi. Döne gop da gele görünce gözleri düzeliyor. Hem de böyle yemek yapmak için eş oluverdiler. Hayırlısı oluversin inşallah. Hindi. Buralı için çekiyor. Buralı İsmail için de ilk gün çıkıverdi. Oh şükür. Şimdi Macir İsmail için çekiyor. Kim çıktı sorabilir miyim acaba? Gülgün çıkıverdi. Şimdi de Laz İsmail için çekiyor. Sana da yaprak çıkıverdiler. Dema, Dema. Kurban olduğum Allah'ım nasıl bileyim benim avı temiz kalbimi ya. Şimdi Erol için çekiyorum. Erol. Sana da Nazgün çıkıverdiler. Bravo. O zaman çekmeye gerek kalmadı. Bu delikanlıya da son gün kalıverdi. Hadi bakalım kızım geç. Kız Songül, eşleştiren mi? O ne kız? Hiç. Öylesine. Değişiklik olsun diye. Şşt! Kız! Edepsizler. Herkesle içinde konuşmayın bakayım. Reşit yalnız kalıverdi. Emine kız. Senin yaşın ona tutuyor. Sen de onun eşi oluver gari. Yok nenem. Ben Düzgün'le ikimiz onların başında duruvereceğiz ya. Nene olabiliyorsa o zaman ben Elmas Hanım'la eşleşi verem. Olmaz öyle şey. O kız bizim köyden değil. Olur olur nenem. Çünkü onunla böyle formaliteden sembolik olarak şey diyorlar değil mi Reşat? Evet. Ay yani olabiliyorsa olsun tabii. Eğlencelik bir şey sonuçta değil mi Reşat Bey? Olur bile buyurun lütfen.
Eşler şimdi malzeme tedariği için gidiversinler. Yemek için hazırlık yapıversinler. Hadi bakalım. Gelsin kardeşlik. Vay Allah razı olsun. Sağ olun. Kız nerede lan? Kız. İçeride üstünü değiştiriyor. Kim çıktı bana kurada? Ya kısa Emine abla fena kıyak yaptı. Bana düğün çıktı. Vah. Bana de ilk gün. Vay vay. Bana da yaprak çıktı la. Çok iyi ya. O zaman bir dakika bana da Nazgül çıktı. Yok be kısa. Sen bu sene baya geçiyorsun. Bay? Yani sene bay bay. Şimdi muhtarama gelmedin diye seni kura dışı ediverdi. Vay vay. Ya olur mu böyle bir şey ya? Benim dünyam yıkıldı. Ben gidip durun. La malzeme tedariği yapacağız. İlk gün en büyük güveci istedi, onu bulmam lazım. Ne la? Benim de yaprağı bulmam lazım. İşim zor biliyorsunuz. Agalar, hadi siz gidin işlerinizi halledin. Hadi. Hadi. Hadi kolay gelsin. Selamet gelsin. E tamam, moraya gitti, kafala gitti sen. Pardon, dur. Ay ne şeker olmuş sandalye. Pamuk şekeri gibi olmuş. Hacı oğlum ne yapıyorum ya? Aga dur be, bir şey olmaz. Bengüsü ne yapıyor, rahat mısın? Ya rahatım da bir şey kokuyor. Ha boya! Ya üstüm başım battı. Şeyime kadar boya oldum resmen. Neyine kadar sorabilir miyim acaba? Ya sırtıma kadar ya. Baksana şuna. Evet parçalı boyalı bir şeyler olmuş evet. Ama temizlenir ve korkma. Allah'tan bak sırtım boyandı. Bir şey olmaz, kurtardım. Ya nasıl bir şekil bu ya? Sen neden ortaya çıkmadın ki? Ortaya çıksam ne olacak ki? Muhtarın seni buralı İsmail'le eşleştireceğini biliyordum. Nereden biliyorsun lan? Burak'a çekiverdi ya Emine abla. Sen öyle san. Bak. Burada ne var? Ne bunlar? Muhtarın çektiği kağıtlar. Çöpten aldım. Herkes de aldı. Boş bununla. Ya muhtar kafasına göre eşleştirdi işte herkesi. Seni de nedense buralı İsmail'le eşleştirdi. Sen ne hissediverdin peki ben buralı İsmail'le eşleşince? Hiç. Nasıl hiç? Baktın bana o anda. Nasıl görünüyordu? Bilmem. Sanki ecik kıskanmış gibi. Hiç değil. Gayet rahattım. Rahat görünüp duruyordun dışlardan emmi. İçeriden kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandım. Kıskansam söylerim ya. Hiç mi kıskanmadın? Hiç. Neye? Çünkü beni sevdiğini biliyorum da ondan. Pis. Hep beni kandırıyorsun. Sevmiyor musun? Hiç de bile, hiç. Ben Nazgül. Ay ne bileyim ben. Golay'a bir şeyler yapıver işte. Vallahi en Golay'a aklıma yoğurtlama geliyorum. O olur işte. Ya vallahi ben de kendini de uğraştırma. Sen bana mı dişini verdin? He. Ya onca insana yemek mi yapıldı? O zaman ben tarlaya gidem. Badılcan, biber falan toplayam. Gelem. İyi ben de dün mayaladığım yoğurdu geseye koyuverem. Yapacağın karar verdin mi? Yaparız işte bir şeyler ya. Ya ben sana ne soracağım? Senin şu Gülgün ablan kaç yaşında? Niye sordun ki? Hiç merak ettim öyle. 23.
Nazlı'nın babam 20, ben de 17. Neyse sen şimdi bizim yaşımızı bırak da yarın ne yapacak onu söyle. Yaparız bir menemen olur biter ya. Hem zaten bak biliyor musun ben öğrenci evlerine alışkınım menemene. He. İyi o zaman. Azıcık biber domatesi toplamak lazım. Sizin şu eleman yok muydu meyve toplayan? Ona söyleriz toplar. He, doğru. İyi fikir. İyi fikir tabii. Yaptım ya. Oy hep geliverdi sana. Ay, şaka. Şöyle. Orada bana kaşığa falan gerek yok. Böyle işlerde el kaşıktı zaten. Acı da vuralım biraz. Abo, yanacağız mı gene? Ya yanmadan olmaz mı? Yanmadan olur mu ya? Acı olmadan etin daha da çıkmaz ya. Koyar mı soğanları? Koy, koy Bahar'ım. Koy yavrum evladım. Beni bitirdin zaten, koy. Niye ki ya? Öyle işte, boş ver at. Ya oysa ben ne kadar mutluyum Gopta gel. Bu gözümdeki yaşlar soğan yüzünden beni mahvediveriyor ama ben hiç hissetmiyorum. Çok mutlu soğan doğruyorum. İlk defa hayatımda. Vallahi bakalım ha. Jillof oldu jillof jillof. Şunun da üstünü şöyle kapadık mı? Şimdi. Bitti mi? Yok şimdi kebap dinlenecek ya. Kebap dinlenecek mi? He. O ne demek? Tatile çıkacak kebap. Saçmalama kız. Kebap dinlenecek böyle bir kendine gelecek kebap. Ama senin işin bitmedi. Şu anda bir şey yap bakalım bir lavaş aç. Ne? Ha, bir lavaş aç bakalım. Şimdi burada. Kız nerede açacak? Lavaş aç yani. Ay. Dur şimdi madem merak ediveriyor. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? Lavaş aç dedin ya. Allah'ım yarabbim. Lavaş aç demedim. Lavaş şey ekmeğin şeyi tülbent halini. O normal lavaş aç dedim. Onu kapat şu anda lütfen şurada. Lavaş ne ki? Ekmeğin şeyi böyle tülbent hali var ya böyle elini soktun mu geçer hızlı şey incesi ekmeğin. Ha! Saç yufkası deyip durun sen. Şimdi de anladım. Ay ben de bir heyecanını verdim. Elim ayağım titredi. Lahi. Tamam. Açıveren hemen. Aç aç. Ben de ellerimi falan yıkayayım da. Hasan'ım keşkek yapabilirim işte. Portakallı ördek ne oluyor? O kadar adamı yapacak ördeği ben nereden bulacağım? Hem elinizden bir keşkek yiyemedim. Bu köydeki herkes keşkek yapmayı zaten bilir. Benden keşkek falan beklemeyin. Benim böyle farklı bir şey yapmam lazım. O yüzden portakallı ördek yapayım diyorum işte. Ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır ya? Kopta gel biz bir türlü uzlaşamıyoruz Eşat Bey'le. O tutturdu keşkek yap diye. Ben de portakallı ördek yapmak istiyorum. Arkadaşım teyzemi niye üzüyorsun sen? Deli hanım o kadar ördeği nereden bulacaksın? Ya arkadaşım nereden bulacaksan bulacaksın ördeği yani. Bak kafamın tasını attırma. Kısa yoldan aşağı indiririm ölmüyorsun da zaten inersin bak aşağı. İyi o zaman ben etrafta bir ördek bakıvereyim. Yani. Ya Rabbim ya. Ördek lazım olmuş. Kız be! Kız yavaş yavaş lan durun. Yavaş değil abi lavaş yapıyorsun. Ah be kocaman, ah be kocaman, ah be kocaman. Ya abi neden kızıyorsun ya? Kötü bir şey yapmıyorum ki. Lavaş açıyorum. Ben de diyorum görüntü neden düzeliverdi? Meğer sen oradaymışsın. Böyle göz kontaktı falan görünce herhalde.
Neyse, ben lavaş açıvereyim o zaman. Aç aç, bana bak, 250-300 tane en az aç. Yani şey, lazım, tamam. Sen yeter ki istigopta gel, 1000 tane açarım ben sana. Hah, sen en iyisi 1000 tane aç. Ha, Hakkat istiyor mu 1000 tane? Evet evet, istiyor. Tamam teyzeciğim. Teyze senin anandır. Elmas ne oluyor yine? Elmas ne yaptığını sanıyorsun yine ya? Ne yapıyorsun sen? Sana dürbünle bakıyorum Elmas. Niye? Elmas bana o kadar uzaksın ki. Seni ancak bu dürbünle görebiliyorum ya. Ya susma lütfen ya. Gerçekten susma. Sen sustukça ben senin aşkına susuyorum. Yapma bana artık bunu ya. Konuşsam da o kadar uzağız ki. Duyulmaz nasılsa. Nasıl kız? Nasıl yani? Sen hiç mi yemek bilmiyorsun? Yani yapmasına yapıyorum tabii ama... Yaptıktan sonra nasıl yapıldığını unutuveriyorum. Peki sen de bakayım bana. Niye o kılgıyrıkla beni değiştirmek istedin? Ne zaman? Ey Allah'ım, deli olacağım ya. Ne zaman değil. Ne zaman olacak eşleşmede daha? Ben seni sevdiğim herkese bildirmedim. Niye unuttun taşları? Unuttum. Neyi? Senin beni sevdiğini. Ey Allah'ım, ben hepten del olacağım ya. Sen bana sabır ver la, bıktım da ya, bıktım da ya. De bakayım sen bana. Sen o kılgıyrıkla niye yaşamak istedin? Onu da unutuverdim. Ne yaptınız siz burada? Şey, biz yemek yapacağız ya. Öyle anlaşmaya çalışırız. Anlaşırsınız lan, anlaşırsınız. Gel bakayım sen benimle. Nere? Karının gözüne tövbe tövbe. Gel lan, tövbe tövbe. Bak ne diyeceğim sana. Şimdi her sene yapılan bu ate göre köyün bekar erkekleri o sene evlenmeye niyet ettilerse Arife pikniğinde yemek yapıyorlar yani, öyle mi? Evet. Bu hanım köylü adetlerinden biri. Yani evlenecek erkek yemek yapmasını bilecek. Ben bu yüzden sen de ortaya çıksana dedim. Ha, iyi ki ben çıkmamışım zaten. Niye? Benim bu sene evlenmeye hiç niyetim yok. Niye bozuldu? Ne oldu? Neye bozulacağım lan? Evlenmezsen evlenme, beni ne? Senin olmayabilir. Ama senin olabilir ya. Sonuçta evlilik bu. Bunun bir flört evresi olması lazım. Bizim buralarda flört pek olmaz. Niyeti olan gelir kızı ister. Önce kadına meclisi onay verir. Sonra kızın babası onay verir. Sonra evlilik olur. Kızın niyetini pek soran yok yani. Yani... Kadına meclisi onay veriyor ya, onlar doğrusunu bilirler işte. Bir kızı almak için 10 kadının gönlünü alacaksın. Zor iş. Zor mor durum bu Ferit Efendi. Ha, eğer işine gelmiyorsa çekip gidersin bu köyden. Vallahi ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Boş bulunup yakacakmışım ben kendimi ya. Oldu o zaman. Sana hayatta başarılar diliyorum. Ne? Kendine iyi bak diyorum. Süreçle görüşürüz. Nereye lan? E gidiyorum işte. Bunun madem sonunda evlilik var, evlilik bana çok uzak. Hadi, bay bay.
Elmas ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Daha bu küslüğe böyle devam edecek misin Elmas ha? Senin yaptığın. Ya ben ne yapmışım söyler misin bana? Bilmiyorum artık. Elmas bilmiyorsun. Bilmediğin şeyi neden yapıyorsun? Sen ilk günlü çiğ köfteyi döneriyle de kebabı yapıyorsun. Bence asıl ne yaptığını bilmeyen sensin kopta gel. Ay ilk günlü, ay döngününe ya. Beni şu anda bitirdin Elmas ya. Bana kopta gel falan deme. Ne diyeyim? Tespit böcüğünde. Demeyeceğim. Der misin lütfen? Demeyeceğim. Elmas der misin lütfen? Hayır. Tamam ben diyorum. Tespit böcüğü. Ya yavrum bak. Ben sırf geleceğimiz için uğraşıyorum lan. Şu köyde bir gelecek sağlayalım. Geleceğimizi garantiye alalım diye. Bana şu anda desen ki gel İstanbul'a gidelim. Bir dakika bile düşünmem gelirim. Ama İstanbul'da nerede kalacağız acaba? Ha? Ben bunun için çabalıyorum Elmas. Bana müsaade et. Bana geleceğimiz için bir şeyler kurmam için izin ver ya. Ne izni? Elmas ben bu köprüyü geçene kadar... Ayı ya gidip dayıcım nasılsınız? Teşekkürler ben deyim sağ olun. Bunu yapıyorum Elmas. Bak yemin ediyorum şu geleceğimizi, şu köydeki geleceğimizi bir sağlama alayım. Bak çıkıp köy meydanındaki o çınarın en üstüne çıkıp... Elmas benim teyzem değildir. Elmas benim aşkımdır diye aykırmazsam namerdim. Hadi bakalım. Kafanda ne var senin? Saç var Elmas. Elmas artık hala bunu mu soruyorsun bana ya? Benim kafamın dışı saç, içi sensin. Seninle dolu. Ve gelecekte doğacak olan çocukları. İşte. Sen... Benden çocuk mu istiyorsun? Hem de cahillerde dişneyen. Deli ıslaklar gibi. Çocuklarımız mı olsun istiyorsun? Tüm benliğimle. Zaten benim çabam bu. Sen ve çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için uğraşıyorum. Lütfen artık beni anla artık ya. Gel buraya. Süreçte görüşürüz. Nereye lan? E gidiyorum işte. Bunun madem son evlilik var, evlilik bana çok uzak. Hadi, bay bay. Korkma korkma benim. Ne ettin lan öyle? Nasıl? Gidiyorum dedin gittin ya. Ya ama sen de gitme demedin. Hatta çekip git dedin. Gitme deseydin gitmezdin. Gidecek adama gitme demem ben. Sen merak etme. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Kararımı verdim. Dünyanın en zor şeyi de olsa ben buna katlanırım. Çünkü dünyanın en güzel şeyi duruyor şu an karşımda.